geçmiş en efsane Shah Rukh Khan filmleri. Benim Adım Khan'la başlayalım. Rizwan Khan küçüklüğünü annesiyle ıssız bir yerde geçiren bir Müslümandır. Annesi öldükten sonra Amerika'ya küçük kardeşinin yanına gider. Orada tanıştığı ve aşık olduğu Mandira adında dul ve Hindu bir kadın ile evlenir. Rizwan Khan aynı zamanda da Asperger sendromu hastasıdır. Bu hastalık otizm rahatsızlığının bir çeşididir ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan, beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. 11 Eylül saldırılarından sonra Mandira'nın oğlu faşist kesimler tarafından dövülerek öldürülür. Öldürülme sebebi annesi evlendikten sonra Khan soyadını almış olmalarıdır. Bunun üzerine Mandira Rizwan'ı terk eder ve ona gitmesini söyler. Rizwan ne zaman geri gelebileceğini sorunca Mandira ona Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na gidip adının Khan olduğunu ama bir terörist olmadığını açıklamasını ve ondan sonra geri gelmesini söyler. Rizwan hastalığı dolayısıyla bunu ciddiye alır ve yolculuğuna başlar. Başkan ile buluşmadan geri dönmeyecektir ve ona diyecektir ki "Sayın Başkan, benim adım Khan ve ben bir terörist değilim." Ayrıca Shah Rukh Khan da şu şekilde konuştu. Film, kabiliyetsiz hasta bir adamın sakatlığa, güçsüzlüğe karşı yaptığı savaşını anlatmıyor. Hasta adamın tüm dünyaya olan terör, savaş, nefret ve düşmanlığa karşı yaptığı savaşı anlatıyor. My Name is Khan filmi aynı zamanda İslam'ı da ele alıyor. İslam'ı ve dünyanın İslam'a bakış açısını ele alıyor. Fakat taraf tutmadık. Biz sadece iyi insanların ve kötü insanların var olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Kötü Hindular, iyi Hindular, kötü Hristiyanlar, iyi Hristiyanlar olmaz. Ya iyi bir insansınızdır ya da kötü bir insansınızdır. Din kriter değildir, insanlık kriterdir, demiştir. Aşk treni. Ailesini küçük yaşta kaybeden Rahul'u büyük annesi ve büyük babası büyütmüştür. Ömrü onlara ait olan Misavala adlı pastanede geçmiştir. Büyük babası 100. yaş gününü kutladıktan kısa bir süre sonra hayata veda eder. Rahul bu olaydan sonra Goa'ya gitmeye karar verir ve bunu büyük annesine anlattığında yaşlı adamın son vasiyetiyle karşılaşır. Büyük baba öldükten sonra küllerinin bir kısmının Ganj nehrine, diğer kısmının ise Hindistan'ın diğer ucunda yer alan Ramavarama dökülmesini istemiştir. Şimdi büyük annesi küllerin Rahul tarafından Ramavarama dökülmesini ister. Rahul'un arkadaşları ile birlikte çıkacağı tren yolculuğu da böyle başlamış olur. Gerçekten izlenmeye değer bir film. Kesinlikle izleyin. Bu çifti Rab birleştirdi. İlk görüşte aşk. Surinder yani Shah Rukh Khan eski öğretmeninin kızını gördüğünde kendini ona iyice kaptırır. Aşık olduğu kız Tani daha genç, hayat dolu ve aynı zamanda nişanlıdır. Tani'nin babası ölüm döşeğinde Surinder'den kızı Tani'yi himayesi altına almasını ve evlenmesini ister. Çünkü Tani nişanlısı ve beraberindekiler yolda kaza geçirip vefat ederler. Çok utangaç ve aynı zamanda bekar olan Surinder Tani ile evlenir. Fakat Tani babasının ve nişanlısının vefatından dolayı eski mutluluğunu ve her şeye olan inancını kaybeder. Surinder hiçbir şekilde Tani'nin eski mutluluğunu geri getiremez. Araları bir karı koca gibi değil, aksine iki yabancı gibidir. Fakat Surinder yeni kocası onu deli gibi sevmektedir. Surinder, Tani yeni açılmış olan dans kursuna yazıldığı zaman kendisine yeni bir imaj ve kimlik vermeye karar verir. Birdenbire Raja dönüşmeye başlar. Dostu Bobby'nin Vinay Patnak yani yardımıyla basit ve utangaç bir karakterden komik, sevecen ve bir o kadar da yalaka birine dönüşür. Tani ile dans partneri olurlar. Raj kendini Tani'ye çok kısa zamanda sevdirir ve güldürür. Tani, Raj'ın aslında kocası Surinder olduğunu anlamamaktadır ve ona aşık olur. Sonunda tek bir soru kalmıştır. Tani aslında kimi seviyor? İçten komik ve samimi olan Raj'ı mı yoksa basit ve monoton olanın kocası Surinder mi? Don 2. Film Don olaylarından 5 yıl sonra açılıyor. Avrupa uyuşturucu kartel patronları, Asya'dan ortaya çıkan yeni bir tehdidi tartışmak için bir yatta Fransız rivarasında buluşuyor.
Don yani Shah Rukh Khan fiyatlarını düşürerek işlerini tehlikeye atıyor ve ölmesi gerektiğine karar veriyorlar. Son 5 yıldır Tayland'da yaşayan Don, kokain sevkiyatı almak için uzak bir yerleşime gidiyor. Kendisine bir kez öldürüldüğünde Asya'dan gelen kokain Avrupa'da satışa açılacağını ve tüm karları gasp edeceklerini açıklayan kendi müttefikleri tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Don tüm müttefiklerini öldürerek ve tüm yerleşimi yok ederek çıkış yapar. Romanlara teslim olarak Malezya'ya geri döner. Interpol'e katılan Don ve müthiş malik Om Puri ölüm cezasına çarptırılır ve eski rakip Vartan ile tanıştığı hapishaneye yollanır. Başlangıçta Vartan 5 yıl hapse mahkum edildiği için Don'dan intikam almaya çalışsa da ikincisi ona kaçması için bir fırsat sunduğunda Don ile birlikte olmalı. Don ve Vartan sonunda diğer mahkumları izleyerek hapisten kaçarlar. Bazigar Ajay Sharma yani Shah Rukh Khan güvenilir çalışanı Madam Kubra'nın eylemlerinden dolayı babasının ölümünden intikam almak isteyen genç bir çocuk. Kubra'nın iki kızı var. Yaşlı Sima ve küçük olan Pira. Ajay Sima ile gizli bir ilişkiye başlar ve daha sonra Madam Kubra ile tanışmak için kahverengi kontak lens kullanan Vicky Moltra rolünü üstlenir. Kubra Vicky'den etkilendi ve Pira'ya ona aşık oldu. Bu şekilde Ajay Sima ve Pira'yı farklı kimlikler kullanarak tarihlendirmeyi başarır. Daha sonra ona olan sevgisini test etme bahanesi altında Ajay Sima babası başka biriyle evlendiğini düzenlendiğinde onunla intihar etmeye karar vermeye ikna eder. İntihar notları yazar ve imzalarlar. Ancak daha sonra ona test ettiğini ve kendi notunu yırtarak söyler. Ertesi gün sicil memurluğunda evlenmek üzere planlar yaparlar. Ancak ofisin açılmasını beklerken Ajay Sima'yı binanın çatısına götürür ve aniden onu öldürerek öldürür. Daha sonra intihar notunu gizlice evine postalar. Kubra intihar notunun bulunması durumunda daha fazla utanmayı önlemek için davanın aceleyle kapatılmasını emreder. Kız kardeşinin üniversite arkadaşı polis müfettişi Karan Sikne yardımıyla intihar etmediğinden şüpheleniyor.